Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Air Fryer'da çok güzel bir et tarifiyle geldim arkadaşlar. Harika bir sosu var ve ben de ilk kez et tarifini yaptığım için sizlerle hemen sonucunu paylaştım. Buyurun yapımına geçelim. Karıştırma kabımızın içerisine 600-700 gram kadar etimizi alıyoruz. Üzerine sosunu hazırlamak için ilk etapta baharat, kimyon, körü, pul biber, Karabiber, toz kırmızı biber ve tuz var. Biraz da kekik kullandım. İçerisine baharatları koyuyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı elma sirkesi koydum arkadaşlar. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Böyle yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı kullandım. Sirke ve zeytinyağı eti muhteşem yumuşatıyor. Bu yüzden akşamdan yaparsanız bu tarifiniz daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Bir eldiven yardımıyla böyle güzelce baharatların ete geçmesi için iyice harmanlıyorum arkadaşlar. İyice ovun ki içerisine geçsin baharatlar arkadaşlar. Böyle etlerim çok kalın değil görmüş olduğunuz gibi birazcık incelttim. Ee, ama kalın da olsa içerisinde pişiyor onu da söylemek isterim açıkçası. Ee, böyle güzelce baharatlarını yapıp ve kapağını kapatacağım arkadaşlar. Ee, dilerseniz streç filmle de kapatabilirsiniz Yarım saat bir saat kadar Dinlendirmenizi öneririm Hemen ben böyle iftara yetiştireceğim için Bir saat kala yaptım arkadaşlar ee, Bir saat dinlendirdim Ve böyle görmüş olduğunuz gibi Gayet dinlenmiş duruyor Şimdi airfryer'ın içerisine ızgarasına koyuyorum arkadaşlar. Dilerseniz e, benim ikinci etapta yaptığım gibi alt kısmına patates koyabilirsiniz. Şimdi ilk etapta böyle e, bir kısmına eti koyuyorum arkadaşlar. Güzelce diziyorum etlerimi. Dilerseniz aynı anda e, hepsini kullanabilirsiniz etinizin. Çünkü piştikçe küçülüyor. Öyle yapsayın da olurmuş açıkçası. E, böyle etini güzelce dizdikten sonra... Air Fry'in artık e, ayar, ayarlıyorum arkadaşlar böyle et bölümünde 180 derecede 45 dakika ilk etapta ayarladım e, bence çok oldu çünkü ben bir kez e, böyle e, eti kontrol ettiğimde bu esnada arkasını çevirdim e, güzelce hani o tarafı da iyice pişsin ön yüzü piştiği gibi arka yüzü de pişsin istedim. Daha sonra tekrardan böyle 25 dakika kalmıştı bir daha airfryer içerisine gönderdim ama birkaç dakika sonra çıkardım 25 dakika kalmadı içerisinde. Şimdi ikinci e, posta geçiyorum arkadaşlar böyle altına 2 adet patates iri iri doğradım kalan etlerimin hepsini de üzerine koydum. Ee, bence ikincisi daha güzel olmuştu. İlki birazcık kuru oldu bence. İkincisi de e, çok güzel bir şekilde pişti. Artık onları da alıyorum. Bir kabın içerisine alıyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde daha yumuşak kalıyor arkadaşlar. Patateslerini de böyle sizlere gösterip artık videomu da sonlandırıyorum. Bugünlük bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.